Bu videoda büyük sayılarla çarpma işleminin ayrıntılarına gireceğiz. Bunu yaparken özellikle de iki basamaklı bir sayıyı tek basamaklı bir sayı ile çarptığımız örneklerin üzerinde duracağız. Hadi bakalım şimdi hemen videoyu durdurun ve bu işlemi benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. 37 çarpı 6 işleminin sonucunu bulmaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım. Bu işlemi nasıl yapabileceğimize dair bir yöntem geliştirelim ne dersiniz? Mesela farklı basamak değerlerini ele alabileceğimizi düşünüyorum. Bu 3 onlar basamağında olduğu için 3 tane onluğu temsil eder. 7 de birler basamağında olduğu için 7 birliği temsil ediyor. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak 37'yi şu şekilde yazabiliriz. 3 onluk artı 7 birlik. Bunu 6 ile çarpmamız gerekiyor değil mi? Bunu bir adım daha ileriye götürelim ve 3 onluk yerine doğrudan 30 yazalım. Aynı mantıkla 7 birlik yerine de 7 yazabiliriz. Bunu gördüğünüzde aklınıza dağılma özelliği gelmiş olabilir. Ben size işin mantığını açıklamaya ve çarpma işlemi yaparken aslında neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. 37 tane 6 demek 30 tane 6 artı 7 tane 6 demektir. Öyle değil mi? Parantezleri de koyayım, böylece takip etmemiz daha da kolay olacak. Elimizde bir şeyden 37 tane olması, o şeyin 30 tanesiyle 7 tanesiyle aynı, öyle değil mi? 37 çarpı 6, 30 çarpı 6 artı 7 çarpı 6'ya eşittir. Şimdi hemen bu işlemleri de yapalım. 30 çarpı 6. 3 kere 6, 18 ederse 30 çarpı 6, 18 çarpı 10 ya da 18 onluk eder. Bu da 180'e eşittir. 7 kere 6 ise 42'ye eşittir. Şimdi bunları bir de toplamamız lazım. Bunu yaparken de basamak değerlerini göz önünde bulunduracağız. Birler basamaklarında burada 0 tane, burada 2 tane birlik var. Buradan 2 birlik gelir. Onlar basamağında burada 8 onluk, burada da 4 onluk var. Toplamları 12 onluk eder. 12 onluğu 120 olarak ifade edebiliriz. Yüzler basamaklarında ise sadece bir tane yüzlük var. Onu da 100 olarak not ediyorum. Haydi toplayalım. 100 artı 120, 220 eder. 220 artı 2 ise 222. Bu arada bu işlemi yapmanın tek yolu tabii ki de bu değil. Demek istediğim bu mantığı kullanırken yazdıklarımızı farklı şekilde yazmamız da mümkün. Bir kere daha yazıyorum. 37 çarpı 6. Burası birler, burası da onlar basamağı. Alt alta gelmelerine özen gösteriyorum. Yüzler basamağı da buraya gelecek. Anlaştık mı? Bu arada bu şekilde yaparken işlemleri takip etmenin daha kolay olduğunu az sonra göreceksiniz. 6'yı ele alalım. Bu 30 onluk çarpı 6 ve 7 birlik çarpı 6 ile aynı şeydir. Önce birler basamağıyla ya da birliklerle başlayalım. 7 birlik çarpı 6 birlik 42 birlik eder. 42 4 onluk artı 2 birlikle aynı şeydir. Yanına bunun 7 birlik çarpı 6 birlik işleminin sonuç olduğunu da not ediyorum. Sonra da 6 birliği bir de 3 onlukla çarpacağız. Aynen burada yaptığımız gibi. Yazıyorum 3 onluk çarpı 6 birlik. Bu 30 tane 6 ile aynı şeydir ve bunun da 180'e eşit olduğunu biliyoruz. 1'i yüzler basamağına, 8'i onlar basamağına, 0'ı da birler basamağına yazalım. Bu şekilde toplama işleminin de biraz daha kolay olduğunu fark etmiş olmalısınız. İşlem buradaki işlemle aynı ama burada basamakları alt alta gelecek şekilde yazdığımız için işlemi yapmak daha kolay olacak. 2 birlik artı 0 birlik 2 birlik eder. Hemen yazıyorum. 4 onluk artı 8 onluk 12 onluk eder. 12 onluğu da 1 yüzlük artı 2 onluk olarak düşünebiliriz. Onluklardan ikisini buraya yazdım. Geriye kalan 10 onluğu da 1 yüzlük olarak yüzler basamağına taşıyıp buraya 1 yazıyorum. 1 yüzlük artı 1 yüzlük 2 yüzlük eder aynı sonucu elde ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? 222. Ama önemli olan işlemi yaptığımız yöntem değil, işlemin arkasında yatan mantığı anlamak. Yaptığımız şey, 37'yi bölmek ya da iki basamaklı 37 sayısını basamak değerlerini göz önünde bulundurarak, onluklar ve birlikler olarak yazmak. 3 onluk ve 7 birlik. Sonra da bunların ikisini de ayrı ayrı 6 ile çarpıyoruz. İşlemi farklı iki şekilde yaptık. Yazımlar her ne kadar farklı olsa da yaptığımız şey aslında ikisinde de aynı.